cesur bir kadınım. Ben nerede ne yapması gerektiğini bilen bir kadınım. Ancak bu Cengiz, o lanet, o şerefsiz, o ahlaksız Cengiz bana büyü yapmış Ayşe ulanım. Hocam bana büyü yapıldı. Yani büyü insan hayatında maalesef oluyor ama bunu tahsip etmesek de bile oluyor ama yani nereden biliyorsunuz siz? Büyü hocam bana büyü yapıldı. Yapıldı hocam. Kim bana söyledi? Büyü kim söyledi? Büyü yaptığını kim söyledi? Hocam onu konuşmak istemiyorum ama bana büyü yapıldı. Ama yani ben şimdi sağlıklı bir şeyle baktığım zaman objektif olarak şimdi birazdan Cengiz'e de bağlanmak isterim. Yani Cengiz'le evet, evet. Arasın bir konuşalım. Hayır Şahin hocam siz, bağlansın siz, konuşalım. Siz bu tavrınızla Cengiz'i haydi haydi evden uzaklaşırmışsınız ama 10 tane daha evden uzaklaşırsınız bu tavır çünkü sert bir tavır. Aşk olsun yani hocam size. Yani Cengiz'e şerefsiz diyorsunuz yani Cengiz. Hocam bana büyü yapıldı. Evet. Bana büyü yapıldı hocam. Hocam bakın ben bütün zarafet konularında elimden gelen özeni gösteren bir insanım. Kişisel hijyenime dikkat ederim. Kaşlarımı alırım. Rujumu sürerim. Parfümünü sıkarım. Bunların hepsini yapan bir insanım. Ama hocam bana büyü yapıldı. Evet. Bana büyü yapıldı. Evde toynak buldum hocam, toynak. Kötü bir şey tabii. Yani o tür şeyleri bulmak yani bunlar ve bana reva mı hocam? Şimdi ben sizin ben size şunu söyleyeyim. De ben neler gördüm de ben neler yaşadım. Benim başıma gelmeyen bir kalmadı hocamı da bir de bulmadı hocam yani. Bana büyü yapıldı. Hallederiz, büyü yapıldıysa çözeriz canım. Size yardımcı oluruz o konuda, yol gösteririz hocam, bakın, inşallah. Hocam bakın, Cengiz bağlı mı Ayşe ulanım? Cengiz bağlı mı? Alo. Cengiz'i bir bağlayın da Cengiz'le konuşalım bakalım. Cengiz ne diyor? Hatta mı? Alo. Cengiz! Evet. Cengiz senin annem Allah seni şerefsini Allah'sın Cengiz. Konuş bakalım hoca burada. Konuşacağım tabii. Ben yaptığım büyüleri anlat bakalım teker teker. Konuş hadi bakalım. Ben mi yapacağım büyü sana? Ben mi yapacağım büyü Cengiz, sana? Cengiz nasılsın? Hocam hiç iyi değilim. Hiç iyi merhaba, değilim. Merhaba, iyi misin? Değilim diyorum ya. Nedir bu problem? Hocam bakınız öncelikle problem değil problem. Bunu açıkça konuşalım. Bir şey açıkça hocam, konuşalım. Bak, bak. Yani Türkçemize dikkat etmemiz lazım önce. Ne alakası var? Ne alakası var onunla? Neyin ne alakası var? Gerizekalı, dikkatli konuşmak lazım. Ben gerçekten bak. Cengiz sen rahat ol. Ben tamam. Hocam, ben zor da olsa ya. Zor da olsa ben inşallah yatıştıracağım. Biraz mesai vereceğim ama bu işi buradan halledeceğim ama hocam, sana da mesai harcamak lazım. Hocam, bu yuvayı kurtarmak gerekir. Hocam hala kurtarmayalım. Ne olursun kurtarmayalım yuvayı. Ben onu istah ederim. Ben onu kuzu gibi yaparım. Hocam bakın ben ama sizden başlayacağız. Önce sizden başlayacağız. Lütfen. Hocam bu Cengiz'i meheletelim. Bu yuvayı kurtarırız ki ben bir misyon elde ettim. Hocam yuvayı dişi kuş yapar. Hocam yuvayı şey kurtarmayalım. Hocam yuvayı dişi kuş yapmayalım. Elbette ki dişi kuş. Yani orası muharikak Cengiz. Ya konuşma oradan muharikak. Yuvayı dişi kuş yapar hocam. Yuva kurt aile birliği için ben çok çaba gösteriyorum. Aile birliği benim için çok önemlidir. İnsanların aile birliği koruması ve bununla birlikte var olan evlatlarımızın zarar görmemesi için ben gerçekten hem ilmi açıdan hem sosyal olarak çok büyük mücadele veriyorum ki bu mücadelenin bir parçası da siz olacaksınız. Ama siz bu mücadeleyle beraber sağlıklı iki insan olarak bir arada fikir alışverişi yapacaksınız. Aradaki sorunları ne ise bunu gidermek için aklı senin hareket etmekte yarar vardır. Ya hocam ne diyorsun? Ne anlatıyorsun yanındakine? Anlamaz ki salak o. Ve şurada bir gerçek ki. Cengiz. Efendim. Allah senin bildiği gibi yapsın. Sen Allah. Seni yaptın Allah lan. Hemen gel. Konuşma lan. Hemen gel ne olursun. Gelmem lan eve. Ama bakın ben size şunu söyleyeyim. Bazı kimseler sakin bir şekilde beni dinlerseniz şunu söyleyeyim ben size. Bazı kimseler bazı karı koca muhabbetlerinde olur sıkıntı olabilir. Karı koca arasında dertler olabilir. Ama bu dertler, bu sıkıntıları gidermek için ağır ithamlarda bulunmamak lazım. Bununla birlikte yüz göz olacak ya, ifadeler hocam, hiç ne hiç kullanmamak hocam lazım. Ya, bizim her iki aileyi hocam. En ufak bir tartışmada bir araya getirmeyin. Evet, hocam, doğru bu sağlıklı bir sen olay değildir. Sen de haklısın. Cengiz Allah yardımcın olsun yavrum. Ol Allah hocam. Yardımcın hocam, olsun. Hocam aşk olsun benim yanımda mısın Cengiz'in yanında mısın sen de ya? Ben ona da söylüyorum sana da söylüyorum. Her ikinizin Allah yardımcısı olsun. Hocam. Bayağı bir sıkıntınız var, probleminiz var. Hocam İnşallah problem değil. Hocam bak benim burada şahidim. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Doğru ben arkamdan ev iş görmesin. Hep büyüleri beraber bulduk. Büyüden dolayı dengesiz oldum bu hal. Sinirlendim be hele şerefsiz seni. Aman. Her şeyden yaptım be. Gözlerimizle gördük hala inkar edin. Toynak çıktı toynak. Toynak, büyü dersin toynak. Büyü dersin. Utanacaksın sen. Kuş kafası çıktı.
Ben eğer gerçekten ya bu işin doğruluğu varsa onu yuvasına öyle bir bağlarım ki. Onu öyle bir getiririm ki. Cengiz, seni bağlatıyoruz. Ya git bir yerden titriyor hoca. Bu hale geldin, hiç duramayın yerinde. Dört gözlük bir kadın ya, çoluğundan çocuğuna yumruğu yemesin de içmesin de. Önce bu yuvayı düzeltmek için buradan başlayacağız. Ayşegül Hanım, Allah belanı ver. Başlayacağız. Hocam beni düzeltelim. Çünkü belli ki sinir sistemleri büyülerden dolayı da olsa bozulmuş. Hocam sinirlerim alt üst. Biraz da takıntıları var. Büyüklerine takıntıları var. Takıntılarım var. Hocam takıntılıyım. Geçer. Rahat ol. Bak Cengi, Ayşegül Hanım ya! Allah belanı versin Ayşegül Hanım! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.